TV ünitesi bu duvardaydı. Ama annem iki tane yeni koltuk aldı. Şunları. Şunları. Ama bunların yeri öteki tarafı olmadığı için, sığmadığı için TV ünitesinden koltuğun yerleri değişiyor şu an. Yani şu şuraya geçecek. Koltuklar da bu tarafa. Evet, ben hazırlandım. Galiba sadece babamı bekliyoruz artık. Ondan sonra aşağı inip balıkçıya gideceğiz. Biraz da çarşıyı dolaşırız herhalde bugün. Bunlar da geçen bahsettiğim yine ayakkabılarım. Bu da kıyafetim. Annemleri şimdi evde bırakıyoruz. Çünkü az önce sineklik takan birisi buradaydı. O camları ölçtü. Şimdi de demirci gelecek. O yüzden onlar şimdi bekliyor. Adam 10 dakikaya oradayım demiş. Gördüm Defne. Ama biz önden gidiyoruz. Çünkü kızlar çok sıkılmaya başladılar. Bugün de havuza girmediler. Hasta oldukları için. Gerçi bugün daha iyiler. Çok çok daha iyiler. Ama yine de. O yüzden biz önden gidiyoruz.
Yeni bir günden günaydın. Yine aynı kıyafet, aynı makyaj. Bu sabah erken kalktım, hazırlandım. Kuaföre gidiyorum. Aslında Defne'yi de götürecektim yanımda. O da çok istiyordu gelmeyi. Saçlarını kestirmek istiyordu. Ama hala hasta, düzelmedi. Sude daha aynı gün düzeldi. Hiçbir şeysi yok maşallah. Ama Defne iyi değil pek. Dün gece ateşlendi bir de. Bilmiyorum artık. Ama büyük bir ihtimal vücudu işte o bağırsaklarındaki mikroplarla savaşıyor. O yüzden ateşlenmiştir. Bakalım, bugün de düzelmezse bir doktora götüreceğim. Ama biliyorsunuz işte bu malum durumdan dolayı aslında hastane kapısı, doktor kapısı da pek gezmek istemiyorum. Bakalım, inşallah düzelir. Vural bana birazdan haber verir ateşini durumda diye. Ona göre eczaneden bir şeyler alacağım. Yanımda kitap da götürüyorum. Dün balıkçıya giderken orada yolda kitap fuarı vardı. Orayı dolaştım biraz. Şu kitabı aldım. Kendine hoş geldin. Bir de buna benzer bir kitap daha aldım. Öyle. Şunu taksi bekliyorum. Onların buraya çıkması da hep bayağı uzun sürüyor. Bir 10 dakika daha beklerim bence. Evet, ben eve geldim. Ve Instagram'da mutluluğumu paylaştım bile. Çünkü saçımı çok beğeniyorum. Şu an rüzgardan filan komple dağılmış bir şekilde yine. Ama gerçekten istediğim gibi oldu. Şöyle biraz bir göstermeye çalışayım. Ama takside gelirken cam açıktı. O yüzden de saçım komple dağıldı, mahvoldu yine. Zaten şey, nemli hava. Gayet normal yani, ama gerçekten çok mutluyum. Çok güzel oldu. O dükkana tamamen tesadüfen girdim ama iyi ki de tesadüfen girmişim. Gerçekten memnun kaldım. Evet. Şöyle kendime bir tabak hazırladım. Çünkü ben bugün oraya kahvaltı yapmadan gittim ve bütün gün aç kaldım yani. Gerçi sağ olsunlar teklifte bulundular ama orada o an canım istemedi bir şeyler yemek. Ama şimdi eve gelince ne kadar acıktığımı fark ettim. On a run from my given disaster. Speed away from the holy mind.